tavada mühürleme işlemini gerçekleştireceğim. Arkasından da fırında bir süre pişireceğim. Öncesinde tavuk etlerimizin üzerine biraz tuz ve biraz da karabiber koyuyorum. Şimdi tavamızı da altını açalım. Biraz sızma zeytinyağı koyuyorum. Sosumu yaparken kullanmak için şimdi sarımsağımı da hazırlıyorum. İnce bir şekilde doğruyorum. Tava iyice ısındıktan sonra tavuk etlerini tavamın içerisine alıyorum. Tekrar bunların üzerine de biraz deniz tuzu koyuyorum. Diğer tarafını çevirdiğim için. Çok az da karabiber. Biraz mühürledikten sonra üzerine biraz kekik ve pul biber koyacağım. Şimdi diğer taraflarını da çeviriyorum tavukların. Bir sürede diğer taraflarını pişirdikten sonra şimdi tepsimin içerisine alıyorum. Üzerlerine biraz kekik ve biraz da pul biber koyuyorum. Ve tepsimi fırına götürüyorum. Tavuklar şimdi fırında pişerken ben de sosumu hazırlayacağım. Bunun için tavamı hafif kenara aldım. İçerisine malzemelerimi ekleyeceğim. Tabii bu esnada sarımsaklarla güzel bir lezzet vereceğim. Önce tereyağı. Ve sarımsaklarımı da ekliyorum. Şimdi tekrar ocağa alıyorum. Çok kızgın olduğu için biraz kenarda beklettim. Sarımsakları tereyağı ile birlikte bu şekilde çevirirken çok güzel bir koku çıktığını göreceksiniz. İşte bu koku sarımsağın lezzetinin habercisi oluyor. Şimdi içerisine ıspanaklarımızı da hazırlayalım. Ispanaklarımızı birkaç parçaya böldükten sonra şimdi bunları da ekliyorum tavaya. Kremamızı ve şimdi biraz da tavuk suyu. Güzelce karıştırıyorum. Evet, kremayla ve tavuk suyuyla birlikte ıspanakları güzelce kaynatıyorum. Biraz daha çekerek koyulaşmasını bekleyeceğim. Bu esnada içerisine biraz limon kabuğu rendesi koyuyorum. Şimdi sosumun içerisine biraz daha tereyağı ekleyeceğim. Ve biraz da parmesan peyniri. Servis tabağımızı da yanımıza aldık. Son bir karıştıralım sosumuzu. Çok az daha parmesan koyuyorum. Ispanaklı sosumuzu bu şekilde tabağımızın altına koyuyoruz ve biraz da yayalım. Şimdi de tavuklarımızdan iki parçayı bunun üzerine alıyorum.